Grip bir geldi, pir geldi. Hem çok hızlı yayılıyor hem ağır seyrediyor. Toplumda domuz gribi olarak bilinen influenza A, kalp ve akciğer sorunu olan kişilerde ağır tablolara yol açabiliyor. O nedenle evdeki yaşlılar ve çocukları korumak için dikkatli olmak gerekiyor. Tabii griptir geçer demeden doktora başvurmak gerektiğini de vurgulamakta fayda var. 39.9'a kadar yükseldi. Oldukça inatçı bir ateş. Evet, evet. B olanlar genellikle ishal ve bağırsak enfeksiyonu şeklinde başlayıp daha sonra öksürükle ilerlerken A'sı çok yüksek ateşle geliyor. A gribi, B gribi bu senenin en ağır geçen enfeksiyonlarının başında geliyor. Hatta geç kalındığında bağışıklığı zayıf hasta grubunun yoğun bakıma yatmasına neden oluyor. Ve influenza tıpkı aslında koronavirüs gibi seyretmeye başladı. Bir süreci takip ediyor. Önce ateşle geliyor, arkasından hafif bir nezle ve arkasından da çok yoğun bir hırıltılı solunumla geliyor. İşte A gribi için risk altında olanlar. Özellikle kronik akciğer problemi olanların, kalp hastalarının enfeksiyonla boğuştuğunda sıkıntılı solunum enfeksiyonlarına yol açarken bir de virüsün kendi yaratmış olduğu solunum sıkıntısı da eklenince hastaneler, yoğun bakımlar çok sayıda sıkıntılı hastayla dolmaya başladı. Grip olanlar ağır belirtiler beklemeden aile hekimi takibine girmeli. Bildiğimiz grip dönemleri bitti. Yani ben bir grip geçiriyorum. Mevsimsel bir nezlem var dönemi aslında artık yavaş yavaş ortadan kalktı. Uzmanlara göre grip her zaman yapılan testlerle çıkmayabiliyor. Eğer tüm aile bireyleri hastaysa gripten şüphelenmek gerekiyor ve bu dönemde yaşlarla çocuklar ayrı tutulmalı. Yaşlılarda özellikle onlar sadece halsizleşirler, yemeden içmeden kesilirler ya da kronik hastalıklarının kontrolsüzlüğü başlar. Burun akıntısı bitmeyen küçük çocuklardan, torunlardan, yaşlılarla temas mümkün olduğu kadar bu kış aylarında sadece bu seneye mahsusen değil azaltmak lazım. Tabii griple savaşın en doğru yolu önlem almaktan geçiyor. Kalabalık olan her yerde aslında metroda, metrobüste, toplu taşımada, hastanelerde, sağlık ocaklarında girdiğiniz her kalabalık ortamda artık maske takmanın vakti de geldi. Çünkü bu yıl çok fazla virüs var ve bu virüslerden birine yakalandığınızda iyileşmeden bir diğeri sizi bulabiliyor. Yani grip aşısı hakikaten koruyuculuk indeksi yıldan yıla yapıldığında oldukça yüksek. Özellikle anaokuluna başlayan çocuklarımızda, onlara bakan kişilerde, anneanne olabilir, dede olabilir. Bu kişileri mutlaka aşılamakta fayda var.